Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zula'da çok az ZP harcayarak set dizmeye çalışacağız. Yani burada set dediğim arkadaşlar silah, tabanca, bıçak ve bomba. Bu şekilde dizmeye çalışacağız. Bakalım en az kaç ZP'ye bunu yapabiliyoruz ona bakacağız arkadaşlar. Ama öncelikle bir ekstralarımız da belki gelebilir diye arkadaşlar bir AKS yapacağım. Bir tane. Eğer ekstra gelirse alacağım. Eğer ekstra gelmezse tabanca, bıçak, silah falan gelirse onu da alacağım. Eğer kasa falan gelirse yani bunu saymayacağız. Yani şu an ekstra gelmesi için bunu yaptım. 2500 harcadık. Bakalım ne gelecek buradan. Mesela bu geldi ya. Silah falan da gelmezse, kasa gelirse bunu yapmamış olarak sayacağım. Yani şu an bunu ekstra olarak yapıyorum. Transform bıçağı geldi. Burada ileride ne var? Silahlar var. Bir şansımızı deneyelim. Bıçağı almayalım. Bir şansımızı deneyelim arkadaşlar. Belki buradan silah gelir diye. Mesela deste geldi. Yani bu ekstradandı. O yüzden şimdi bu desteği açarız ve marketten dizmeye başlarız arkadaşlar. Diyecektim. Destonsu gördü lan. Kuantum susturucu geldi arkadaşlar. Bu da kardeşimin hesabı. Merak etmeyin, izni var bu arada. Son videodan sonra, o attığım kışkırtma videosundan sonra haber olmayabilir diyeceksiniz ama izni var yani. Onun da destansı çıkardık hatta. Onu da videodan sonra ona söylerim. Şimdi başlayalım arkadaşlar marketten silahlarımıza. Anaya tıklayalım. Şimdi burada zaten az çok biliyorsunuzdur arkadaşlar. En ucuza ne olabilir diye. En ucuza bu arada arkadaşlar full günlük alacağız. Bir haftalık falan almayacağız. Size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Chris Vector olabilir. Bir günlük 3.5 binmiş. Bu biraz pahalı. Bu olabilir. Bu 2000'miş. 1990. Bir de HKG3 olabilir. HKG3 bir haftalığı 5000'miş. Aslında bu en ucuz oluyor ama bir günlük olmadığı için bunu alamayız. Şu ne kadardı? Şuradaki silah 2000'di. Burada bir tane daha böyle ucuza bir şey vardı. Ona bakıyorum arkadaşlar. AK bilmem neydi galiba adı. Aynen şu. Bu da 2000, 1990. Buradaki de aynıydı galiba. Bir yine de bakayım. Neredeydi lan o? Bulabilirsem onu bir tekrardan. Hangisiydi o? Neyse zaten aynıydı galiba. Galil'e de bakalım. Bu 2.5'muş. Biz şu AKS 74U'yu arkadaşlar bir günlük alalım. Uzat diyelim. Bir günlük aldık arkadaşlar. Bu ne kadar? 2000. Yani 10 şeyi de yapmıyorum. Bu arada da aldıklarımı da arkadaşlar hesap makinesinden hesaplayacağım. Ne kadar olduğu için. 2000 dedik. 2000'e silahımızı hallettik. Şimdi tabancaya geçelim arkadaşlar. Tabancada en ucuza ne olabilir? Kırık Kale. Luger olabilir. Bunların bir fiyatlarına bakalım. Luger yokmuş. Bir günlüğü. Magnum'un da yokmuş. Mateba'nın da yok. Bu silahın da yok. Kırık Kale'nin vardır inşallah. Varmış. 1000 ZP'ye. Onu da ben şöyle bir yazayım arkadaşlar. 1000 diye. Sonradan karışıklık olmasın. Çünkü ne kadara yaptığımıza bakacağız. Uzat dedik bunu. Şimdi arkadaşlar bıçağımıza geçtik. Bıçak. Burada tokmak varmış. 1550 ZP'ye. Burada başka hangisi olabilir? Pars 1500'müş. Pars olabilir. Başka atmaca. Bu 7 günlük var. Bu da 7 günlük var. Bu da 7 günlük var. Dikiş tutmaz. Bir günlük var ama 2000. Bu Pars daha ucuz. Paris'i alalım arkadaşlar. Satın al dedik. 1500 ZP de buna gitti. Onu da direkt ben bir yazayım 1500 diye. Son olarak arkadaşlar bombamız kaldı. Bombamız MK2 7 günlük var. Yapışkan bomba 7 günlük. İkili bomba 7 günlük. İkili C5 7 günlük. Bombalardan bir günlük yok mu diyecektim. İkili C5 ikili değil pardon. Normal C5 bulduk arkadaşlar 2000'e. Buna da bir satın al dedik. 2000'i de buradan ekledik. Bitti arkadaşlar. Bonusa gerek yok ama ekstralar için mesela ne kadar ki o ekstralar? Mesela buradan da bir ekstra almak istiyorum. Şu an 6500 oldu arkadaşlar. 7000'e falan bir şey alabiliyoruz mu?
hızlı doldurma diyor. 100 pardon 1000 binmiş bu da. O zaman 1000 de bunu eklesek mi acaba? Yani 1000 biraz pahalı geldi bana. Bunlar da zaten 7 şey var. 7 günlük var. Bu da 7 günlük. Son, ben bir kez daha AKS'i deneyeyim arkadaşlar. Belki gelir çünkü AKS'nin içinden gelen o ekstra şey, ekstra kasanın için 3 tane veriyor ve üçünden de ekstralar geliyor. Yani çok iyi diyecektim ama gelmedi. Neyse, biz o bir günlüğü de alalım, 1000 daha ekleriz ve bu şekilde bitiririz. Yani hepsinden birer tane almış oluruz. Lan burada da silahımız yanmıştı aslında da. Neyse, ekstralara gelelim arkadaşlar. Bir tane de ekstra alalım. O 1000'liği alalım. Onu da ben bir direkt yazayım. Unutmadan. Gidelim buradan. Nerede lan o? Bir dakika. Heh, ekstralardan. Hızlı doldurma var. Diğerlerine bakayım. Bir günlük olan var mı? Bir günlük var da. Bu daha ucuz. Bunu da alalım arkadaşlar. Şimdi gidelim. Çantamızdan bu aldıklarımızı bir katalım. Bu arada Emre'nin de P90 AK-47 sınırsız varmış. Maşallah. Şimdi biz silahlardan anaya şu ikiye aldıklarımızı katalım. Ne almıştık? AK bilmem neydi galiba. Kaç günlüktü? 21 günlük falan olacaktı. Oha! 384 günlük AWP falan. Tövbe haşa tövbe. Neyse, ikiye kattık. Tabancalarımıza gelelim. Tabancalardan Kırık Kale'yi de ikiye kattık. Bıçağımız Pars almıştık. Pars, oha 100 günlük dikiş tutmaz ne artık, AKS'i de ne kadar yaktıysa Emre. Üçüncüye de kattık arkadaşlar. Pardon, ikiye katıyorduk. İkiye katalım. Ve bombamız. Bombayı da C5 almıştık bir tane. Onu katalım şöyle ikiye. Ve ekstralar var. Ekstralarımızı da katalım. Ekstralar. Zaten şunları çıkartalım. O zaman. Lan şuradaydı. Bu kalsın. Bunları da çıkartalım. Onu biz sonra tekrardan takarız. Yani şu an aldıklarımızın fiyatını size söyleyeceğim arkadaşlar. En ucuzu şöyle bir set yaptık. Şu ekstra bomba da olmayacaksın. Konuşamadım. Ekstra bomba da olmayacak sadece. AKS 74U'yu aldık. Kırık Kale'yi aldık. Pars'ı aldık ve C5'i aldık. Ve bir tane de ekstra olarak %10 hızlı çıkarma aldık. Ve bunlar arkadaşlar bize tam olarak 7500 ZP tuttu. Yani küsuratlarını da ekledim. Yani eklemeseydik bir 7300 falan olacaktı. Ama 7500 ZP'ye şöyle bir set yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bunun ortanca fiyatlısı ve pahalı fiyatlısını da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.